Hoş geldiniz arkadaşlar. Rehber serisinin bir diğer videosunda karşınızdayım. Bu bölümde konumuz birim açmakla ilgili olacak. Biliyorsunuz ki oyuna yeni başlayan arkadaşlar bu çağlardan geçmek durumunda. Aynı zamanda F4 görevleri falan da var. Geçtiğimiz videolarda bunlara değindim. Ancak bunları yaparken içeriğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine pek fazla değinmedim. Bu video o içerik olacak bir nevi başlangıç rehberi, başlangıç diyorlar diye adlandırabiliriz. Şimdi benim planımda yakın ve uzak olarak ister sizin kılısınız olsun, isterseniz açacağınız birimler olsun. iki farklı yol izlemekte. İlk, ilk baştaki yoldan başlayayım ben. Şimdi F4'e bastığınızda bu yolları tamamladığınız süreçte halinde irade yolundan size burada gördüğünüz künye vermekte ve mavi bir birimi e, ücretsiz bir şekilde yani sadece görevleri yaparak şeref harcamayarak açmanızı sağlamakta aynı şekilde adalet yoluna şu an tıklamıyorum burada da bir tane mor birim vermekte şimdi bir e, buraya dönelim burada oyuna başladım e, beni e, buradan başlattı. başlattı. Gümüş Çağı da e, tamamlanmış olarak görmekteyim. Heroic Çağı tamamlamam lazım. Eğer ki sizde Gümüş Çağı eksikse e, burada yaverleri açabilirsiniz. Tamamlamak için. 2 veya 3.5 yıldız istiyor. E, bu da 3.5 yıldız olduğu için muhtemelen oradan tamamlamış olabilirim. E, yaverleri açabilirsiniz. Heroic Çağı içinde bizden istediği şey 3 ve 3.5 yıldız üzeri birim açmamız 4 tane. Bir tanesi olduğu için 3 tane kalıyor geriye. Şimdi bize bir künye verecek. Yakın oynadığınızı düşünelim. Hani Nodachi gibi, Balyoz gibi veya başka Kargı gibi yeni gelen sınıftan. Başka hemen bakalım. Kısa kılıç gibi, uzun kılıç gibi. Çift bıçak birazcık istisna olabilir. O birazcık hızlı birimlere ihtiyaç duyabilir veya ani hasar yüksek birimlere. Baltalı kar gibi, mızrak gibi bir klaslar oynuyorsanız şu an tavsiye edeceğim birimlere bakacağız. İlk ihtimal diyeyim ve başlıyorum şu anda. Her çağı açacağız. Künyemizi kazandık F4'ten. Burada benim tavsiyem tebercileri açmanızdan yana. Bunları açtıktan sonra hemen F5'i basıp ee, sezon değiştirme kısmına geliyoruz sağ üstten. 6. sezon birimi olan Lance keşlere direkt olarak terfi ettirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede e, çok güçlü bir yakın birim elde etmiş olursunuz. Hemen bunun ardından yine aynı şekilde burada F5'te sezon iddialarında Namkanlar mevcut. Şu an için en güçlü okçu birim denilebilir. Namkanları açmanızı tavsiye ederim. Bu da oldukça e, güzel bir strateji sağlar savaş alanında. Ve bunun hemen ardında 3. sezonun birim olan kondottori ile devam etmenizi önerebilirim. Bu sayede Heroic Çağ yani burada bizden istediği 3-3.5 yıldız birimler bitmek biter. Altın Çağ gelecek olursak da 4 ve 4.5 yıldız birimler istemekte. Burası için de İki farklı ihtimalden bahsedeceğim yine. Ee, ilk aşaması için sadece. Ee, mızraklı çavuş veya saray muhafızlarını önerebilirim. Mızraklı çavuşlar burada. Eğer ki bu yoldan gittiyseniz e, silah şölleri açtığınız varsayayım. Farz misal veya burayı açtığınız varsayayım. Mızraklı çavuşları açmanızı tavsiye edebilirim. Veya buraya açtığınız mızrak çavuşları açın abi. Ee, eğer ki buradan hiçbir şey yapmadınız, şu an gördüğünüz gibi kaldı. Ee, o zaman da saray muhafızlarını tavsiye ederim burada. Ee, hangisini açarsanız açın. Onun devamında e, az az sonra sayacaklarımdan sonra ucunda olan sarı birime gitmeniz sizin için yararlı olur. Evet. Ya e, mızrak çavuş ya da saray muhafızını seçtiniz ondan sonra tekrar F5'e basıyoruz. Sezon değiştirmeye geliyoruz ve ikinci sezonda bulunan tiserekleri açıyoruz. Namkan'dan sonra gelen birim. Bu tiserekler demir biçicilerin küçük hali gibi düşünebilir. Ezici vurur. oldukça güçlü piyade birlikleridir. Tavsiye ederim o yüzden sizlerle beraber gayet güzel savaşabilir. Doktrinlerini de tamamlarsanız zaten tadından yenmez. Hemen 3. sezona gelelim. forta biraz çok argılları savunma içinde, saldırı içinde birebirdir. Daha çok savunmada tercih edilir. Bu da aynı şekilde doktrinini tamamlarsanız tadından yenmez ve size eşlik edebilir. Sırtınızı duvara yaslamış gibi rahat olabilirsiniz benim düşüncemde. Ve son olarak burada benim tavsiyem. Hatırlarsanız 6. sezonda Lance Gage'leri açmıştık. Armigerlerle de bunu devam ettirerek ee, bitirmek altın çağı bitirmek bunun sonucunda burada gördüğünüz altın çağı bitmekte şimdi bu benim bahsettiğim tekrar bir üzerinden geçeyim ee, yakın oyuncular için yani balyoz mızrak e, uzun kılıç kısa kılıç vesaire glev gibi oyuncular için başlangıçta tavsiye edeceğim birlikler şimdi bir de e, uzak olanlara gelin birlikte bakalım Evet arkadaşlar uzak olan yani kısa yay veya yay oynayan arkadaşlar için ve başka misket oynayan arkadaşlar için önereceğim birimlere gelecek olursak da yine mavi künyenizi aldığınızı varsayıyorum. Yine mor künyenizi aldığınızı varsayıyorum. Mavi künyenizde burada şeyi önerebilirim ben. Demesli arkeobüzcülerini önerebilirim. Hem ters yolunda sizi rahatlatır. Hem de e, hatırı sayılır bir e, oynanışı mevcuttur. Ondan sonra yine F5'e basıyoruz. E, Sezon değiştirerek ikinci sezona geliyoruz. Ve Namkan'ı yine açıyoruz burada da. Namkan da oldukça önemli. E, Namkan'ı e, mutlaka yer ediyoruz. Her iki grup içinde söylemek gerekirse. Daha sonra burada bir değişiklik yapıyoruz yerine göre. Dördüncü sezona geliyoruz ve yeni içeriler açıyoruz. Bu senaryonun sonucunda 3 tane mavi birim açmış olduk ve heroik Çağı tamamlamış olduk. Heroik Çağı bitti. Altın Çağı için konuşacak olursak da e, burada mor künyemizi elde edeceğiz. E, mor künye için de e, burada değil. Az önce söylediğim demesle arkebüzcülerinden sonra gelen kriz gardları açmanızı önerebilirim. Bunları da açtıktan sonra zaten ters yollara gidersiniz. E, ters yollara gittikten sonra zaten elinizde 1, 2, 3 e, tüfekli birim. 4 yeniçeriler. 5 de namkanlar. 5 tane uzak mesafeli birim e, elde etmiş olursunuz. E, bunlarla beraber zaten oynayarak savaş alanında da kontrolünü gayet güzel alışkanlık haline getirebilirsiniz. E, bunları açtınız. Bunlardan sonra neler yapalım diye sorarsanız e, altın çağı bitiremedik hala. Kriz açtık şu anda. Tekrar F5 yapıyoruz. Sezon değiştiriyoruz. Ve yapmamız gereken 3. sezonun tamamını açmak. Neden diye sorarsanız balyoz tabii ki sizin kararınıza kalmış bir durum. Oynamak isterseniz açın istemezseniz açmayın da. Buradaki birimlerin hepsi çok güçlü birimler. Kondottörler en güçlü şok birimiyle geçmekte yani ani atak e, saldırı kısmında geçmekte. Forteler yine savunmanın temel parçasını oluşturur. Falconlar duvar yıkmakta, kuşatma kulesi yıkmakta üstlerine yoktur. Pavizler de defanslarda köşelere veya kenarlara korumlandırılan oldukça hem kendi defansı yüksek hem de e, demeyici yüksek bir birimdir. O nedenle 3. sezonun tamamını bitirmeye çalışın. Yani burada zaten bir tane kız kartları açmış olduk. 3 tane daha 4 4,5 yıldız üzeri açmamız lazım. Fort onlardan birisi. 2 tane kaldı. O ikiyi de Falcon ve Pavis'de kapatarak altın çağı da bitirmiş olursunuz. F4'ten alacağınız bir sarı birim bedavası olacaktır. Tamamını bitirdiğinde geliyor bu. Yani şöyle göstereyim. Tüm yolları bitirdiğinizde F4'ten bir tane bedava sarı birim açabilirsiniz. Bunu e, gitmediğiniz yollarda değerlendirin. Her iki yol için de ortak söylemem gerekirse atlı yolunu hiç tavsiye etmedim. Hem maliyetleri yüksek hem de gitmesi birazcık uzun. O nedenle e, kanatlı uçarları tavsiye ederim edebilirim ben burada oradan gelen altın birimle kanatlı yusarları açarsınız. Ha, göreviniz vardır süvari birimi istiyordur oyun. Hemen gidin. Bunlar arasında miğferli izci süvarileri açın abi. Fena değildir bu. Hani onunla o görevleri yapmaya çalışırsınız. Yok ben başka bir şey isteyeceğim istiyorum derseniz paviz kurmalı yaylıları açmayın abi. Onu sezon birimin iddialarına yapabilirsiniz. Onun haricinde Demir biçiciler açılabilir. Bu şekilde. Bir de son olarak hiçbir şekilde açmamanız gereken birimlerden bahsedelim ve konuyu kapatalım. Evet arkadaşlar açmamanız gereken birimlere değinecek olursak benim kesinlikle tavsiye etmeyeceklerim. Mecburi olarak eyalet kargıları açmak durumunda kalırsınız ancak oynamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Ee, güzel bir birim değil. Yani mavi birimler arasında belki de en kötüsüdür. Onun haricinde yine aynı şekilde mızraklı milis, miğferli mızraklı, mızraklı emperyaller bunlar kapı birimi diye geçmekte. Çok yüzlüs oluyor. Hani alana koyuyorsunuz ve sadece o alanda yer kaplıyorlar, duruyorlar. Hani pek de fazla işe yaradıklarını söyleyemem. Onun dışında ciritçi açmak istiyorsanız ciritçi çavuşları öneririm. Ee, asas gibi arkada asas oynayan arkadaşlar ciritçilere ihtiyaç duyabilir duruma göre. Vasal uzun yaylarını kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü bunu açtıktan sonra mutlaka bunun doktrinlerini, isabet doktrinlerini vesairelerini tamamlamanız gerekir ki vursunlar. Pavizi açmanızı tavsiye etmem sezon 1 miktarlarında açılabilir bir durumdadır. Aralarda kalan bahsetmediğim mavi ve mor birimler hakkında benim de tam bir bilgim yok. Ancak önermi, e, öneriyorum veya önermiyorum demek istemiyorum. E, aşağıda giden de imparatorluk arkebüzcüleri e, tavsiye etmem çünkü yukarıda ters mevcut. Bu yakında denilen kısım her sezondan sezona gelme ihtimali var. Ancak hangi sezonun geleceği belli değildir. E, Attılarda eğer ki illa açacağım derseniz eğer ağır süvarileri e, oynanabilir bir ihtimal ama onun dışında kanatlı üstlerden başka şu an için tavsiye edeceğim bir birim yok. Bir yerde ateş mızrakları belki hani uzun süre oynayacaksınız ateş mızraklarını da tavsiye edebilirim. Burada e, hepsi güzel burada diyecek bir şeyim yok. Rattanlara yedirsek de bunlar birazcık ee, oyunun ilerleyen aşamalarına gelinecek e, tavsiye edeceğim şeyler. Ee, o yüzden ilk başta başlayan arkadaşların rattanlar veya oval kalkan dışında oynamasını tavsiye edeceğim bir rattan birliği bulunmamakta. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Ee, Twitch'ten takip etmeyi, buradan abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.